Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay bir açma tarifim olacak. Hemen yapılışına ve malzeme listesine geçiyorum. 1 su bardağı sıcak süt. Yarım su bardağı ılık su. 1 paket kuru maya. Yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şeker. 2 yumurta, bir tanesini üzeri için ayırdık. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdık. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Malzemeleri karıştıralım. Üzerine azar azar ununu ekliyoruz. 5 su bardağına yakın un kullandım. Un miktarı değişiklik gösterebilir. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu önce bir spatula yardımıyla toparlıyoruz. Daha sonra masaya alıp üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip o şekilde yoğurmaya devam edeceğiz. Hamur çok cıvıyor gibi gözükse de bir süre sonra toparlanıyor. Yine de çok ihtiyaç duyarsanız bir miktar un kullanabilirsiniz. Evet, bir peçete yardımıyla masamı sildim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde yumuşak, hafif ele yapışıyor. Yoğurma işlemimiz bitti. Hamurumuzu yaklaşık yarım saat kadar ılık bir ortamda dinlendiriyoruz. Hamurumuz mayalandı. Un serptiğim masaya alıyorum. Bir bıçak yardımıyla mandalina büyüklüğünde parçalar elde ediyorum. Küçük olan parçaları ekleme yaparak eşitliyorum. Ve tüm bezelerim hazır. Un serptiğim bir tepsi alıp üzerine temiz bir poşet kapatıyorum, kurumaması için. Ve tek tek açmaya başlıyorum.
Bezemin altına ve üstüne un serpiyorum. Küçük bir oklava veya merdane yardımıyla açıyorum. Oval bir şekil verdiğimiz bezemizin üzerine bir miktar tereyağı sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Bıçak yardımıyla ince şeritler halinde kesikler oluşturuyoruz. Ve bu şekilde çevire çevire yuvarlıyoruz ve ortada birleştiriyoruz. Tekrar gösteriyorum. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip üzerine dizdim. Açmalarımı üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Son olarak üzerlerine çörek otu ve susam karışımı serpiyorum. 180-190 derecede 20-25 dakika kadar alt üstü kızarıncaya kadar pişirdim. Bu süre değişiklik gösterebilir ama aşağı yukarı 180-190 derecede 20-25 dakikada pişiyor. Evet, açmalarım hazır. Fırına götürüyorum. Fırında önce düşük ayarda bir 5 dakika kadar hafif mayalandırdım. Daha sonra 180 dereceye aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Evet, kızarmaya başladı poğaçalarımız. Evet, son olarak sizlere iç dokusunun son halini göstereceğim. Öncesinde üzerine biraz tereyağı sürüyorum, parlaklık ve lezzet vermesi için. Kesinlikle sizlere de denemenizi öneriyorum. Çok lezzetli oldu. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. Evet, sıcağı ile bir de size iç dokusunu gösteriyorum. Çok güzel pişti. Çok güzel kabardı. Evet, şu an çok sıcak ama size gösterebilmek için dayanıyorum. Evet, iç dokusu bu şekilde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeneceğinize eminim. Tarifimi faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.